Selam arkadaşlar, yeni bir derste daha karşınızdayım. Gördüm ki e, Türkçe kodlama dersine baya bir e, ilgi var sanırım. E, herkes Türkçe bir şekilde, yani Türkçe dilini kullanarak kod yazmak istiyor. E, bununla ilgili olarak ben kendim e, bir kütüphane hazırlamıştım. Bu kütüphaneyi kullanarak e, Türkçe kodlama yapıyordum. E, duruma göre. E, bunun bir IDE'sini oluşturacağım yani e, Arduino kod yazımı yapabilmeniz için eğer e, tek başıma bayağı bir yoğunum e, ama yetiştirebilirsem bir IDE oluşturacağım ve bu IDE'yi kullanarak e, yakın zamanda belki e, belki uzak bir zamanda. Siz de Türkçe kod yazımı yapıp bu kodlarınızı Arduino'nuza yükleyebiliyor olacaksınız. Ama başlangıç için hazırladığım kütüphane dediğim gibi bunu kullanabiliriz. Şu an için yalnızca ben kullanıyorum kişisel sebeplerden ötürü. Ancak eğer bin takipçiye ulaşırsam ve buna ek olarak gerçekten videolarım ilgi görürse full time burada çalışmayı düşündüğüm için hani YouTube için çalışmayı düşündüğüm için eğer bin takipçiye ulaşırsam ve videolarım da dediğim gibi izlenirse beğenilirse bu kütüphaneyi ücretsiz olarak yalnızca ve yalnızca YouTube'da beni takip eden kişilere paylaşmayı düşünüyorum yani bin kişiye ulaştığında ve siz de Türkçe kodlama yapabiliyor olacaksınız. Sadece bu şekilde mi olur? Hayır arkadaşlar. Eğer isteyen varsa, bu konuda bilgili, tecrübeli arkadaşlar, insanlar varsa kendileri birer kütüphane oluşturarak da Türkçe kodlama yapabilirler. Lafı fazla uzatmadan sadede geleceğim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız lütfen ama lütfen beğeni tuşuna basarsanız ve e, bu videoların da devamını istiyorsanız lütfen ama lütfen e, kanalıma abone olursanız e, beni çok mutlu edersiniz. E, şimdiden çok teşekkür ediyorum ve dediğim gibi dersimize başlıyorum. Dersimizde nedir? E, öncelikli olarak e, yanlış hatırlamıyorsam 10 ya da 11 numaralı dersimizde Türkçe kodlamayı görmüştük. E, bundan sonraki derslerimizde de daha önce gördüğümüz İngilizce yazdığımız kodları Türkçe yazarak acaba programlama yapabilir miyiz? Bu sorunun yanıta, yanıtını alacağız. Evet yapabiliriz arkadaşlar. İlk olarak LED ile başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere Arduino'nun üzerinde bir built-in LED dediğimiz yani entegre yani devre entegre olan bir LED ışığı var. Bu 13 numaralı pinimizle de bağlantılı bir Işık. Ben şu an için Arduino'nun içerisinde boşalttım. Gördüğünüz gibi herhangi bir ışık yanıp sönmüyor. Sadece ve sadece açık olduğunu gördüğümüz bir ışık var. Biz bunu yeniden bağlayıp ekranda da gördüğünüz üzere ders 25 LED ve Türkçe kodlama dersinde görüldüğü gibi bir şema oluşturacağız. Bu şemada nedir? Öncelikli olarak Arduino tahtamızdan breadboard'umuza yani ekmek tahtamıza bir elektrik çekeceğiz. Bu elektriği çekmek zorunda değiliz ama en azından Ground'u bağlamamız lazım. Bunun için bir Arduino Board, bir adet Breadboard, bir, bir tane siyah renkli kablo, bir tane kırmızı renkli kablo, bu kablolarla elektriği buraya taşıyacağız. Ardından sinyalimizi gönderebilmek için dilediğimize bir yeşil kablo kullanacağım ben. Çünkü sinyal gönderme daha önceki derslerimizde söylediğim gibi yeşil kablodan olur, elektrik kırmızı kablodan gider. Ground, o, ground demeyelim artık, negatif kutbu, siyah kablodur çünkü ground diye bir şey ne var, Pusar kablo. kaplı. Buna ek olarak o, bir adet transistör, yanlış hatırlamıyorsam transistör dedim ya, <laughs> bir adet rezistör, <laughs> yani direnç o, yaklaşık 310 luk, o, yanlış hatırlamıyorsam 310 luk bir direnç o, ama 300 civarı işinizi görür. Bir adet o, kırmızı led ve o, buraya aktardığımız elektriği. Hani ground'u LED'imize bağladığımızı gösterebilmek için de bir tane daha küçük kısa bir siyah kablo kullanacağım. Şekilde gördüğünüz üzere 5 volt'tan elektriği artı kutbun olduğu kırmızı renkli yere bağlıyorum. Hemen burada gördüğünüz gibi ilk ortada VIN var. VIN'ın ardından ground bir ground daha. Ground'un hemen ardından 5 volt ardından 3 volt diye devam ediyor. Bir ucu 5 volt'a bağladım. Diğer ucunu ıı, artıya bağladım. Bağlamak üzereyim. Bağladım. Ground dediğim gibi. Ground'u buradan da alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. Ben buradan alacağım. Ee, buradan hemen 5 volt'un yanından Ground'u buraya taşıyorum. Görünüyor değil mi? Görünüyor. Ardından ıı, LED'imi şurada herhangi bir yere ıı, artı bacağı yani uzun bacağı ıı, aşağıya kısa bacağı yukarı gelecek şekilde Şuraya yerleştiriyorum. Aralarına birer de boşluk bırakayım ki en azından ayrı olduğunu görebilelim. Şu şekilde. Ee, dediğim gibi ee, bunu bu şekilde yapacağız. Ek olarak ne demişiz Bir adet direnç. Direncimizi hemen negatif bacağına bağlıyoruz. Ee, onu nasıl yapalım o zaman? Şu şekilde yapalım. Direnç. Direnci bağladık negatif bacağına gelecek şekilde, kısa bacağına gelecek şekilde bir ucunu direncimizin bir kısmını diğer ucunu diğer bacağına al, bağlıyoruz. Ardından ne demiştik? Direncimizin bir bacağından da e, ground ground'a yani negatife kablo çekeceğiz. Bunu sağdan soldan fark etmez. Yeter ki aynı sırada olsun. Ardından da 13 numaralı e, pinimizden elektrik vereceğiz. 13, 8'den itibaren sayıyoruz. 8, 9 10 11 12 13 numaralı pin. Ardından boşta kalan yeşil kablonun diğer ucunda artı bacağı yani uzun bacağı buradan bağlıyorum. Şu an oradaki ışık söndü. Herhangi bir şey bağlanmadığı için uyandı. Normalde elektriğin buraya gelmesi lazım. Yani açık olduğunu göstermek için ama gelmiyor. Çünkü herhangi bir şey henüz yok. Şöyle sanırım daha net görünür. Ardından ne yapacağız? Ardından hemen main presenting board şemayı kaldırıyoruz. Gördüğümüz üzere Arduino IDE'ye geldik. Burada şu an void setup, void loop var. Hali hazırda içinde bulunanlar. Verify desem hemen bunu onaylayacak. Onayladıktan sonra upload dediğimde zaten onaylıydı ama tekrar yine onaylıyor, değerliyor. Ardından yüklüyor. Gördüğünüz üzere herhangi bir şey yok. Ben bunu Türkçe kodlama yapacağım. Enter, boşluk bırakıyorum. Şimdi bunu yapmak için ne yapmam lazım? Demem lazım ki normal şartlarda led, pardon int led eşittir 13 numaralı pin. Ardından pin mod led için Output ardından D büyük Digital right LED High dedikten sonra Delay Delay komutumuz komutumuz ile bir saniye yansın. 1 saniye digital write led low komutumuz ile de yine delay bir saniye boyunca sönük dursun dememiz gerekiyordu. Hemen verify yaptık. Ardından Arduino'muza gönderdik. Gönderince kadar herhangi bir değişiklik yok. Ancak gönderdikten sonra şu an yüklemesini yaptı ve bir saniye yanıp sönme başladı. Bu İngilizce ama bize lazım olan ne? Türkçe. Türkçesi için ne yapacağız? Öncelikle şunları silip tekrardan boş bir kod gönderelim. Arduino'muza içi boş olsun. Yükle. Bu zaten kendisi derleyip yükleyecek. Bu ardından bu yanıp sönme olayı duracak gördüğünüz gibi. Gelelim Türkçe kodlamaya. Türkçe kodlamak için ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle bir kütüphane eklememiz gerekiyordu. Alt gr tuşu ile beraber 3'e bastığımızda hashtag işaretini atıyor. Include yani ekle diyoruz. Kütüphanemizin adı normalinde e, TÜNOTU EXCLUSIVE'di ama ben bunun ismini değiştirdim. Şu an TÜNOTU TR kütüphanesi .h kütüphanenin header dosyası olduğu belirtiyorum. Ardından bu void setup'a ve void hiçbirisine ihtiyacım artık yok. Bunların hepsini silebilirim. Ve diyebilirim ki normalde int neydi? Integer tam sayı. Tam sayı yine halihazırda full Türkçe yine kullanamıyoruz. Türkçe karakter kabul etmiyor. Şu an için kabul etmiyor ama bu ID'yi oluşturduğunda umarım. Bunu artık kabul ediyor hale gelecek. Ee, diyoruz ki yine LED. Ee, tam sayı LED. E, eşittir bir atama e, işlemiydi. Atıyoruz. Neye atıyoruz? 13 numaralı pine. Yani bundan sonra ben LED dediğim her yerde benim ardı anlayacak ki o 13 numaralı pin. Ardından bu değişmeyecek. Daha değişmeyeceği için başına bunun e, sabit ifadesini yani constant ifadesini de koyabilirim. Bu bana kalmış tanımladık ledimizi. Ardından ne yapacağız? Void yani boş geriye bir dönüt vermeyen bir e, türde bir işlev tanımlayacağız. Bu işlevin adı neydi? Kurulum işlemi işlevi yani setup. Ardından setup'ın içerisine diyeceğim ki e, pin modu neyin pin modu? Ledimin yukarıda tanımladığım ledimin pin modu ne olacak? E, pardon çıktı yani çıkış birimi olacak. Çıkış yazdım sanırım ben onu çıkış birimi olarak tanımlayacağım. Ardından diyeceğim ki şimdi bir kurulum yaptım bir de döngü yani loop devir dayım eden bir kod bütünü yapacağım. Kurulum bir kereye mahsus. bir kere çalıştırılandı. Void değil boş. Türkçe yapıyoruz çünkü. Boş diyeceğim. Döngü oluşturacağım. Yine Türkçe karakter maalesef şu an için kullanamıyoruz. Ama yakında umarım kullanmaya başlayacağız. Boş bir döngü oluşturacağız. Döngü işlevi. Bu işlevde diyeceğiz ki dijital olarak yaz. Dijital y büyük dijital yaz diyeceğiz. Nereye yazacağız? LED dediğimize yazacağız. Ne diyeceğiz? Açık diyeceğiz. Buraya bir de diyebilirdim. Açık da diyebilirim. Hayır da diyebilirim. Komut satırımı tamamlıyorum. Ardından delay bir bekletme komutuydu. Işığı aç dedik. Işığı açtıktan sonra bekleyecek açık konumdayken. Ne kadar bekleyecek? 1000 milisaniye bekleyecek. Ardından komutumu kapatıyorum. E, bekledikten sonra ben bunun açık mı kapalı mı olduğunu yani çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağım? Bir de kapatmam lazım. Dijital olarak yazacağım. Yine aynı şekilde. Yine ledime yazacağım. Bu defa diyeceğim ki kapalı. Kapatacağım. Kapandığını görmek için yapmam lazım. Yine bekletmem lazım ki bir, bir saniye kadar e, bunun kapalı olduğunu göreyim. Ardından derle dediğimizde derleyecek mi? Verify. Derleyecek. Terlemesi lazım eğer ismi değiştirirken herhangi bir hata yapmadıysam. Yaptı. Şu an derleme yaptı ama yüklemediğimiz için şu an Arduino'da göremiyorsunuz. Ancak Arduino'da derleyip tekrar yüklersek bir saniye yanacak. Bir saniye sönecek. Şu an yükleme yapıyor. Yükleme yaptı. Bir saniye yandı. Bir saniye söndü. Gördüğünüz gibi. Yani kodumuz çalışıyor. Daha detaylı nasıl anlarız? İki saniye yansın. Ardından yarım saniye sönsün. Tekrar Yüklüyorum. Yeniden bir yükleme yapacak. Ardından bir iki yandı. Yarım saniye söndü. Bir iki yandı. Yarım saniye söndü. Bu şekilde e, Türkçe kodlamamızı yapabiliyoruz. Türkçe kodlama serisinin ilk dersini e, benimle tamamladığınız için öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Eğer e, videomu beğendiyseniz e, beğen tuşuna basarsanız e, ve dediğim gibi e, bu videoların devamı gelebilmesi için kanalıma abone olursanız e, beni çok mem memnun ve mutlu edersiniz. Son olarak tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer bin tane takipçiye ulaşırsam, bin aboneye ulaşırsam... ...dediğim gibi ben bu kütüphaneyi ücretsiz olarak paylaşacağım... ...ve linki beni takip eden insanlarla paylaşacağım. İndirip siz de eğer bu kodu satmak... Dışında bir amaç yani kendi e, Arduino projenizi oluşturmak benzeri işlerde. Satış için olabilir o Arduino, Arduino projeniz. O beni ilgilendirmez. E, kullanacaksınız kullanabilirsiniz. Ancak benim kodumu para karşılığı satamazsınız. E, bu kütüphaneyi satmanıza izin vermiyorum. E, ama ücretsiz olarak bunu dediğim gibi bin takipçiden sonra, bin e, aboneden sonra paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.